Bugün sizlerle birlikte yapay zeka destekli Designs AI sitesini kullanarak online tasarım nasıl yapılır? Beraber bunu göreceğiz arkadaşlar. Videonun içeriğine geçmeden önce size biraz kanal istatistiğimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kanalımın izleyicilerinin %90'ı kanala abone olmamış olarak görünüyor. Gerçekten eğitim içeriği hazırlayan birisi için inanılmaz motive kırıcı bir durum bu. Eğer bu durumu bozmak için, bu durumu değiştirmek için kanala abone olup bildirimleri açarsanız, beğen ve yorumlar kısmını da kullanırsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. İlk olarak online tasarım üzerine biraz konuşalım. Özellikle yapay zeka ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte programlar oldukça gelişti ve değişti. Tabii ki bu programların değişmesi, gelişmesi de hem daha fazla dosya boyutlarına ve aynı zamanda da fiyatlara neden oldu. Bir de bu tasarım programlarını istediğimiz zaman, istediğimiz yerde ulaşabilmemiz pek mümkün olmuyor. Yani kendi bilgisayarımıza yüklüyorsak sadece kendi bilgisayarımızdan ulaşabiliyoruz. Özellikle freelance çalışmak çok yaygın bir duruma gelmişken de bu durum gerçekten çok önem arz ediyor. Aynı zamanda da bu programları kullanabilmek için de iyi sistemlere sahip olmamız gerekiyor. Yeni başlayanların da bu konuda ciddi problemler yaşadığını zaten gönderdiğiniz mesajlardan da görebiliyorum. Kur farkı nedeniyle yeni bir sistem toplamak gerçekten ciddi maliyetlere neden oluyor. Bu noktada da online tasarım siteleri devreye giriyor. Designs AI sitesi de bu problemleri ortadan kaldıran bir web sitesi geliştirmiş. Şimdi beraber bu web sitesini inceleyip aynı zamanda da tüm özelliklerini beraber deneyeceğiz. Videonun ilerleyen dakikalarında da size bir hediyem olacak. Siz de bu siteyi deneyip tüm özelliklerini görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden masa üstüne geçelim ve Designs AI sitesini beraber inceleyelim. Designs AI sitesine girip kullanıcı adı ve şifremizi girdikten sonra böyle bir panel bizi karşılıyor arkadaşlar. Bu panel üzerinden tüm işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bazı kısa yollar var. Sol kısımda görmüş olduğunuz gibi benim projelerim, marka kiti, hesap bilgileri ve takım oluşturup takımla birlikte de çalışmalar yapabiliyorsunuz. İlk sırada Logo Maker yer alıyor. Yani logo oluşturma aracı. İkinci sırada Video Maker var. Burada da sosyal medya için videolar düzenleyip kendi tasarımlarımızı oluşturabiliyoruz. Üçüncü sırada da Design Maker var. Burada birçok farklı tasarımı yapabiliyoruz. Onun alt kısmında da metni konuşmaya dönüştürme var. Buraya eklemiş olduğumuz metinleri web sitesi bizim için sesli bir hale getiriyor ve bunları da istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. MP3 formatında da bize çıktısını veriyor. Hemen onun yanında da ücretsiz grafikler var. Çeşitli illüstrasyonlar bu bölümde yer alıyor. Bir diğer özelliğimiz de renk seçimleri. Tasarımlarda kullanacağımız renk temalarını, template'leri bu kısımdan düzenleyip ya da hazır temaları kullanıp tasarımlarımıza ekleyebiliyoruz. Onun altında da font bulma aracı var. Burada hem uyumlu fontları bulabiliyoruz hem de bu fontları tasarımlara göre nasıl daha verimli kullanırız onları görüyoruz. Son kısımda da Social Calendar kısmı var. Burada da takvimde yer alan özel günlere göre özel tasarımlar yapıp bunları da sosyal medyada paylaşıma hazır hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi özellikleri daha detaylı inceleyelim. İlk olarak Logo Maker aracımızı deneyelim. Logo Maker'ı tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir panel geliyor. Bu panelde oluşturmak istediğimiz logonun ismini, yani firmanın ismini soruyor bize. Biz buraya Creative Studio diyelim örnek olarak ve Get Started diyelim. Bu şekilde karşımıza ikinci bir bölüm geliyor. Bu bölümden de logosunu yapmak istediğimiz firmanın bulunmuş olduğu sektörü soruyor bize. Art Design ve Creativity diyoruz. Ardından da logonun türünü, yani logoda bir ikon, amblem mi olsun yoksa sadece yazılardan mı oluşsun yoksa firmanın baş harflerinden mi oluşsun? Biz burada en baştaki seçeneği seçelim, yani ikon kısmını seçelim ve Next diyelim. Burada logoda yer alacak bir de bizden slogan istiyor. Buraya da Design for Everyone yazalım. Herkes için tasarım. Next diyelim ve bir sonraki aşamada da beğendiğimiz 5 logo türünü bizden seçmemizi istiyor sistem. Mesela birinci bu olsun. Bu olabilir. Başka şu olabilir. Ya da bunu vazgeçtim. Burada başka bu olabilir. Bu olabilir. Ve select diyelim. 4 tane yeterli. Şimdi de bizden renk seçimi yapmamızı istiyor. Renk de seçelim. Şu renk hoşuma gitti. Olabilir. Next diyelim. Şimdi de beğendiğimiz ikonlardan birkaç tane seçme yapacağız yine. Mesela bu olabilir. Şu olabilir. Şu hoşuma gitti. Bir de bu olabilir. 4 tane seçim yapalım. Next diyelim. Ve karşımıza bu şekilde logoları sundu sistem. Bu logolar olabilir diyor bize. Bakalım beğendiğimiz bir logo türü var mı? Benim burada en çok hoşuma giden şu logo oldu. Next diyelim. Ve logoyu bu şekilde oluşturmuş oldu arkadaşlar. Burada tamamen her şey bitmiş değil. Şimdi bu logo üzerinde istersek düzenlemeler de yapabiliyoruz. Tıklayalım ve ardından edit diyelim. Buradan mesela ismi değiştirebilirim. Sloganı değiştirebilirim.
İkonu değiştirebilirim. Yine farklı ikonlar kullanabilirim sistem içerisindeki. Zamanla buradaki ikonların da artacağını, tasarımların da çeşitleneceğini düşünüyorum. Bir de font kısmına bakalım. Fonttan da buradan fontların yerleşimlerini ve türlerini de yine seçebiliyoruz. Color kısmına gelelim mesela. Color'dan farklı bir ton seçelim. Mesela bu olabilir. Ve ardından da buradan farklı tonlarda da istediğimiz gibi tekrardan düzenleme yapabiliyoruz. Mesela yazı kısımları tamamen bundan company name tamamen beyaz olsun. Slogan komple beyaz olsun. Daha da kontrast olsun. Bu şekilde değişiklik yapabildik. Aynı zamanda üst kısımda yer alan bölümden de amblemin yerini, konumunu da belirleyebiliyoruz. Örneğin bu şekilde başa getirebiliriz veya bu şekilde ortalayabiliriz. Bu şekilde uygun diyelim ortalama biçimde. Ve finish dediğimiz zaman da logoyu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Alt kısımda yer alan buy seçeneğini seçelim. Böyle karşımıza bir panel geliyor. Buradan bir basic paket var, bir de premium paket var. Size vereceğim kodla birlikte buradan premium olarak indirebileceksiniz. Buradan indirmeyi tıklayalım ve paket olarak logomuzu indirelim. Alt kısımdan da premium pakette neler yer aldığını da bu şekilde görebiliyorsunuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi tüm logo formatları bu şekilde inmiş oldu. Örneğin sosyal medya kısmına girelim ve buradan çift tıklayalım. Bu şekilde sosyal medya formatlarına uygun görseller karşımıza çıkıyor. Farklı kullanımları, örneğin favicon olarak kullanımı vesaire karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda da şöyle geri geldiğimiz zaman SVG formatında da yani vektörel olarak da diğer vektörel programlara atıp düzenlemelerde yapmamıza olanak sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki özelliğimizi inceleyelim. İkinci olarak da Video Maker aracını inceliyoruz arkadaşlar. Hemen tıklıyoruz Video Maker'a. Yalnız Video Maker kısmı oldukça detaylı. Eğer bu kısımla ilgili ayrıca bir video isterseniz bunu da sizin için hazırlayabilirim arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım çok vaktinizi almamak için. İlk olarak bu kısımdan yeni bir tane proje oluşturuyoruz. Evet, bu şekilde bir proje ekleyelim. İsterseniz burada şablonlar kısmı var. Bu şablonlar kısmından hazır bir taslak üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Burada birçok video var. Üzerinde düzenlemeler yaparak kendiniz için bir video oluşturabilirsiniz. Fakat ben kendim sıfırdan bir video oluşturmak istiyorum. Videomuz için bizden bir başlık istiyor. Buraya kendi YouTube kanalım için Eren Alkış YouTube kanalı yazıyorum. Alt kısımda da bizden bir metin istiyor videonun içerisinde kullanabilmek için. Hazırladığım kısa metni buraya yapıştırıyorum. Ve en alt kısımdan da videoyu eyleme geçirici bir tane mesaj seçiyorum. Mesela abone ol. Bu şekilde ileri basalım. Buradan da bize bir kategori seçmemizi istiyor. Biz eğitim seçelim. Bunu da bize sistem önerdi. Çünkü bu kanalın bir eğitim kanalı olduğunu anladı ve bir tane öneride bulundu. İleriye basalım. Buradan bize dil seçeneği soruyor. Hangi dilde olacak bu içerik diye. Biz Türkçe seçelim. Alt kısmından da videonun içerisinde bir seslendirme yapacak. Buradan da sesi seçme imkanı veriyor arkadaşlar bize. Örneğin şimdi benim kanalım olduğu için bir erkek sesi seçmem gerekiyor. Örneğin Ozan'ın sesine bakalım. Merhaba, benim adım Ozan ve bu benim ses örneğim. Videonuz gayet güzel. Sesi seçtikten sonra da ileriye basıyorum. Ve bizim için otomatik olarak bu şekilde bir video oluşturmuş oldu arkadaşlar. Bu kısımda arama yaparak kendimize uygun videolarda bulabiliriz. Örneğin freelancer diyelim. Ara. Şuradan ismimi kapatıp şöyle yapalım. Evet, mesela birinci video bizim için uygun olsun. Bunu ekleyelim. Ekledikten sonra da videonun üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin grafik kısmına gelelim. Buradan hazır grafikleri videoma ekleyebiliyorum. Aynı zamanda üst kısımdan metin kısmına geldiğim zaman da buradan metin üzerinde düzenlemeler yapabiliyorum. Mesela benim rengim sarı. Buraya sarı renk ekleyelim. Kendi renk kodumu yazayım buraya. Enter diyelim. Bu şekilde renk de benim istediğim renkte olmuş oldu. Mesela buradan geçişler ekleyebiliyorum. Müzikle ilgili değişiklikler yapabiliyorum. Dinleyebiliyorum. Tekrardan varlıklar kısmına gelelim. Ve bir tane de mesela logo ekleyelim. Buradan kendi logomu ekleyeyim. Bu şekilde benim daha önceden yüklemiş olduğum logoyu da bu şekilde ekrana yerleştirmiş olduk. Gerçekten video üzerinde çok fazla düzenleme, ekleme, çıkarma yapabiliyoruz. Birçok şey var, birçok özellik var. İsterseniz daha detaylı bir video çekerim bunun için. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden videomuzu render alalım. İndir diyorum ve bu şekilde şu anda video işlenmeye başladı. Bu kısımda bize videonun hangi formatta olacağını soruyor. Aynen bırakıyorum ve indirmeye başlasın. Videomuz hazır arkadaşlar. Şimdi kısaca beraber dinleyelim.
Merhaba, ben Eren Alkış. Kanal üzerinde uzun yıllardır kullanmış olduğum Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro program eğitimleri, ipuçları ve grafik tasarım eğitim videoları hazırlıyorum. Kanal üzerinde izlemiş olduğunuz videolarla birlikte sıfırdan veya kendi bilgilerinizi geliştirerek kazancınızı artırabilirsiniz. Daha fazla eğitim videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hiçbir müdahale etmeden videonun içerisindeki, hatta diyaloglara göre videoları da kendisi yerleştirmiş. Gerçekten bu özellik benim çok hoşuma gitti. Daha sonra mutlaka bu özellikle ilgili ayrıca video hazırlamak istiyorum. Şimdi diğer özelliklere geçelim ve incelemeye devam edelim. Bir diğer özelliğimiz de Design Maker aracı arkadaşlar. Hemen Design Maker'a bir kere tıklıyoruz ve karşımıza gelen özellikleri inceliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi birçok kategoride birçok tasarım template yer alıyor. Buradan istediğiniz template'i açıp istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin ben şu template'i açıyorum ve solda yer alan araçlarla birlikte tasarımı yeniden düzenleyebiliyorum. Kendime göre uyarlayabiliyorum. Örneğin isim kısmını değiştirelim hemen. Eren Alkış. Böyle değiştirelim. Şuraya online eğitim yazalım. Alt kısma da grafik tasarım eğitimleri yazalım. Açıklama olarak da. Buradan istersem fotoğrafı değiştiriyorum sol kısımdan. Veya grafikler ekleyebiliyorum. Yazıları düzenleyebiliyorum. Pek çok düzenlemeyi yapabiliyorum. Buradan da download kısmına bir kere tıklıyorum. JPEG formatında çalışmayı indiriyorum. İstersem farklı formatlarda da indirebilmem mümkün. JPEG, PNG veya PDF formatlarında da çalışmayı indirebiliyorum. Hemen açalım çalışmayı. Görmüş olduğunuz gibi çalışmayı paylaşıma hazır halde indirmiş olduk. Şimdi bir sonraki özelliğimize geçelim. Sıradaki özelliğimiz de Speech Maker aracı arkadaşlar. Hemen tıklıyoruz ve karşımıza gelen ekrana daha önceden hazırlamış olduğumuz teksti yapıştırıyoruz. Ve alt kısmından da tekstin dilini seçiyoruz. Tekstin dilini seçtikten sonra da buradan seslendirme, eğer birden, daha doğrusu seslendirme sesi birden fazla varsa buradan seçebilirsiniz. Ve sonrasında da Convert diyoruz ve yapılan otomatik seslendirmeyi beraber dinleyelim. Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Bu şekilde metinlerimizi sese dönüştürüp istediğimiz yerde MP3 olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi de sıradaki özelliklere geçelim. Bundan sonraki 4 özelliği daha çok sizin keşfetmenizi istiyorum arkadaşlar. Ben hepsinden kısa kısa arda arda bahsedeceğim şimdi. İlk olarak Graphic Maker var. Graphic Maker'a bir kere tıkladığımız zaman bu şekilde yine kategorilere ayrılmış illüstrasyonları görüyoruz. Örneğin ikinci sıradakine tıkladığımız zaman bu şekilde illüstrasyonlar karşımıza geliyor. Üst kısımdan da yine renklerini seçebiliyoruz. Üzerine bir kere tıkladığımız zaman da yine özelleştirebilme şansımız var. Buradan da download SVG veya PNG formatlarında da indirme yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz de Color Matcher. Hemen tıklayalım. Color Matcher içerisinde de görmüş olduğunuz gibi yine renk temaları var. Bu renk temalarını yine istediğimiz gibi özelleştirip oluşturmuş olduğumuz marka çalışmalarının içerisinde de kullanabiliyorsunuz. Örneğin şuraya tıkladığımız zaman bu şekilde rengin içine girmiş oluyoruz. Ve buradan da yazı kısmına tıkladığımız zaman bu rengin farklı arka planlarında nasıl göründüğünü ön izleme olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Burayı siz daha fazla keşfedebilirsiniz. Şimdiki özelliğimiz de Font Pairer özelliği arkadaşlar. Hemen tıklıyoruz. Karşımıza görmüş olduğunuz gibi bir metin ön izlemesi geliyor. Sağ kısımda da Headline, Subheadline ve body copy, yani başlık, alt başlık ve açıklama kısmı. Sistem burada bize uyumlu fontları kendisi oluşturuyor. Örneğin burada apply'a direkt tıklayalım ve görmüş olduğunuz gibi otomatik uyumlu bir şekilde bize font seçimlerini kendisi yaptı. İstersek fontları biz buradan indirebiliyoruz. Aynı zamanda Save to Brand Kit diyerek de sisteme de kayıt yapabiliyoruz. Şuradaki kilit ikonlarını seçerek de örneğin başlıktaki kilit ikonunu aktif edelim ve tekrardan Apply diyelim. Gördüğünüz gibi başlığı değiştirmedi, sadece alt kısımları değiştirdi. Subheadline'ı da kilitleyelim. Yine Apply diyelim ve sadece alt kısım değişti. Bu şekilde bize uyumlu fontlar bulmayı sağlıyor bu sistem. Şimdi son özelliğimize geçelim. Son kısımda da Social Calendar kısmını göreceğiz arkadaşlar. Yani sosyal takvim. Hemen tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda aylar yer alıyor. Ve bu ayların içerisindeki özel günleri de buradan görebiliyoruz. Örneğin Ağustos'a tıklayalım. Ağustos'a tıkladıktan sonra birinci sırada World Wide Web Day var. Yani web günü.
Buraya tıklayalım ve Start Design Now dediğimiz zaman bize o günle ilgili yapabileceğimiz tasarım template'lerini karşımıza getiriyor ve içerisine girip düzenlemeler yapıp kendimize göre özelleştirebiliyoruz. Zaten özelleştirmeyi önceki özelliklerde göstermiştim. İstediğimiz düzenlemeleri de yaptıktan sonra yine üst kısımdan download diyerek de çalışmayı paylaşılabilir halde indirebiliyoruz. Tüm özelliklerimizi inceledik. Şimdi gelelim hediye kısmına arkadaşlar. Açıklamada vermiş olduğum linke tıkladığınız zaman karşınıza bu sayfa gelecek. Bu sayfaya şu kodu girdiğiniz zaman, ben de yapıştırıyorum buraya. Bu kodu girdiğimiz zaman açıklamada yine bu kod yer alacak. Şimdi kullan dediğinizde siteyi 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Üstelik siteye herhangi bir kart bilgisi vesaire girmenize de gerek yok arkadaşlar. Yalnız şunu belirtmiş olayım, kod sınırlı sayıda. O yüzden üyeliğinizi mutlaka aktif edip siteyi de kullanmanızı öneriyorum. Siteyi inceleyen arkadaşlar da yorumlar kısmına düşüncelerini yazabilirse çok sevinirim. Çünkü kullanamayan arkadaşlar da bu şekilde site hakkında fikirleri olmuş olur. Siteyi profesyonel olarak kullanmak için de fiyatlar kısmından paketleri inceleyip kararınızı verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videonun konusunda freelance çalışmak üzerine yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bu videodan haberdar olabilmek için de abone olup bildirimleri de açarsanız yeni videodan da haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.